neler kullanacağız çorbamız için? 1 çay bardağı ince bulgur kullanıyoruz. 3 adet domates, rendelenmiş domates kullanacağız. 1 tutam maydanoz, bir su derken usta 1 litre 1 su bardağı mı? Su mu? Evet. Normal tavuk suyu. Tavuk suyu kullanacağız. Tamam, tavuk suyu kullanacağız. Neyse biliyorsa ben anlatırım. Siz sadece bir su bardağı tavuk anlatın. Tavuk suyu kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı da sıvı yağımız var. Fıtı çorbası için bulgur kullanıyoruz, rendelenmiş domates kullanıyoruz ve tavuk suyu kullanıyoruz. Yani artık siz hayal edin, böyle zihninizde bir canlandırın. Ne kadar güzel ve doyurucu olacak. Şöyle yaktık ocağımızın altını. Evet. Zaten ne yapmıştı? Şöyle tavuk göğsümüz vardı bir parça. Onu güzel haşladık. İyice tavuk suyunu kullanacağız. Aroması göre. Suya geçti. Tamam. Evet, şöyle ben bir tane tenceremizden tekrar alalım. Şöyle. Şuraya hazırlamışsınız ama. O çok büyük, onu almayacağız. Tamam. Şöyle sevgili izleyicilerimiz görebilecek şekilde ufak tenceremizden alalım. Şimdi tenceremizi ocağa koyduk sevgili izleyicilerimiz. Ayşegül Hanım az bir şey zeytinyağımızdan içine ilave etsin. Şöyle çorbamızda çok fazla bir malzeme de gerek yok. Zaten çok da doyurucu bir çorbamız oluyor. 3 adet domates kullanacağız. 1 su bardağı bulgurumuz var. 1 tutam maydanozumuz var. İsteyen tereyağı kullanabilir, isteyen katı yağ margarin kullanabilir, isteyen de zeytinyağı kullanabilir. Şimdi siz ne yapacaksınız? Güzelce bir şekilde biz yağımızı koyduk. 3 tane domatesimizi rendeleyeceğiz. Şimdi biz şöyle yavaş yavaş domateslerimize geçeceğiz. Tavuğumuz da haşlandı, tavuk göğsü. Ama siz isterseniz normal et de, kemikli et varsa eğer elinizin altında, evinizde varsa, kemikli et de çocuklarınızın biliyorsunuz gelişimi için çok önemlidir. Onu da kullanabilirsiniz. Yoksa tavuk suyunu da kullanabilirsiniz. Eğer siz 4 kişilik bir aileseniz veyahut da 6 kişilik bir aileseniz, kişi bazında ne yapacağız? 1 su bardağı kadar suyumuzu, çorbamızı ayarlamamız lazım. Eğer 4 kişilikse ne yapacağız? 4 tane su bardağı verdik mi yetecek. Zaten kişi başına 1'er su bardağı malzemeyle beraber haydi haydi yetiyor ve artıyor. Şimdi ilk önce şöyle domateslerimizi hemen ne yapacağız? Şöyle bir kafalarını temizleyelim. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet, yanımıza doğru alalım. Evet, domateslerimiz rendeleniyor ve çorbamız evet. Hazırlanacak. Şöyle Yaman Bey'e bir soralım bakalım, çalışmalar nasıl gidiyor? Albüm çalışmaları var mı? Vallahi albüm çalışması bu sene bir şey yok. Yani yalan söylemeye gerek yok. Neyse doğru. Bu sene hiçbir şey yapamadık. İnşallah Allah kısmet ederse seneye. Ölmezsek Cenab-ı Allah kısmet ederse. İnşallah. Seneye güzel bir çalışmamız olacak. Evet. Nasıl gidiyor peki şu an herhalde sahne alıyorsunuz evet, bir yerlerde. Ben sahne alıyorsunuz derken özel düğün, konser, dernek geceleri, o tür işlere gidiyorum. Devamlı sahne aldığım bir yer yok. Evet. Hı hı. Gece aleminde çalışmıyorum ben. Çok güzel, harika. Onun için böyle geçinip gidiyoruz. Cenab-ı Allah herkesin rızkını versin. Bizimkini de veriyor yani, kurban olduğum Allah. Tabii ki. Şükürler olsun, hamd niyet olsun güzel diye. Olsun, temiz olsun. Hani evet. Derler ya Allah hiç kimseyi aç bırakmaz. Herkesin rızkını muhakkak gönderiyordur. Amen, amen. Bugün mesela kısmetimiz buradayız. Akşam yememizi yer gideriz. Evet. Ya, yani muhakkak. Yarına da Allah bir... büyüktür inşallah. Tabii. Kurban olma. Yarına kısmetimiz nerededir? Doğru, bugün karnımız doydu, artık yarına Allah kerim diyorsunuz. Evet, şöyle sevgilicilerimiz, son domatesimiz de kaldı. Onu da hemen şöyle güzelce bir şekilde rendeleyelim. Yavaş yavaş yağımız ısındı. Bir yandan da tavuk suyumuz kaynıyor. O kaynarken biz de şöyle 3 adet domatesimizi hemen şöyle iyice bir rendeledik. Şöyle son domatesimiz de. Evet. Şöyle bir rendeleyelim. Şöyle domateslerimizi rendeledikten sonra sevgilicilerimiz. Şimdi yağımız güzelce bir şekilde ısındı dedik. Ondan sonra ne yapıyoruz? Hemen domateslerimizi tenceremize ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Tam bir şey olmadı Ayşe. Yok, zaten onun da içinde sadece eriyecektir. Biraz böyle kabuğu kaldı. O da tamam. Normaldir zaten, kalabilir. Şöyle rendeledik. Onu iyice bir kavuralım. Şöyle bir renk alsın. Ondan sonra tavuk suyumuzu da içine kullanacağız. Evet. Ne yapacağız? Tavuk suyumuzu da kullanacağız. Ama öncelikle ne yapıyoruz? Rendelediğimiz domatesleri güzel bir şekilde kavuracağız. Sonra evet. Tavuk suyumuzu ilave tavuk edeceğiz. Suyumuzu ilave Ondan yapacağız. Sonra bulgurumuzu ilave edeceğiz. Sonra biraz da maydanozumuz var.
tuzumuzu, biberimizi biber, attık mı tamam. Evet. Allah'a şükürler olsun. Ne kadar basit. Ne kadar basit, ne kadar basit, güzel, ne kadar doyurucu. Yani. Yani ne kadar doyurucu. Şimdi ben bazen Yaman Bey böyle yemek yaptığımız zaman işte diyorum ki 3 çeşit yemek yapıyoruz buna da şükür. Bol bol oluyor yani gerçekten öyle. Özellikle şimdi eskiye baktığımız zaman ben kendi çocukluğuma dahi gidebilirim. Çok eskiler değil ama gerçekten bir kanaatkar bir toplumduk o zamanlar. Yani doyuyorduk. Bir çeşit yemek olsun, bir çorba olsun, bir pilav, bir bulgur olsun. Allah'a şükür deyip böyle yiyip kalkardık. Ama şimdi sofralarda bir iki çeşit yemek olduğu zaman bile aman ya bu ne diyorlar. Yani sanki böyle sana evde bir şey yokmuş etsin, gibi. Evet. O yüzden şimdi böyle yemekte böyle çorbaları pişirdiğim zaman hep aklıma bu geliyor. Doyurucu. Bunu tek başına bile yapsanız oturup yiyin Allah'a şükürler olsun. Yanına da bir dilim ekmeğiniz daha ne olsun. Daha ne olsun. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi hemen domatesimizi de şu anda kavurduk. Domatesimizi de güzelce bir şekilde kavurduktan sonra şöyle suyumuzu alıyoruz. Şöyle tenceremize ilave ediyoruz. Çok hafif biraz da ilave etsek yeterli olacak suyumuzu gördüğünüz gibi. Şimdi suyumuzu içine ilave ettikten sonra şöyle sıcak tavuğumuzu alalım içinde. Şöyle tenceremizi ortadan kaldıralım sevgili izleyicilerimiz. Şimdi o biraz kaynayacak. O kaynarken biz de şöyle maydanozlarımızı da güzelce bir şekilde doğramıştık. Onları da şöyle içine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynasın beraber. Biz de şöyle ortalığı toparlayalım yavaş yavaş. Şimdi de şöyle tuzumuzu bir ayarlayacağız. Şöyle yeterince tuzumuzu da içine ilave ediyoruz. Ve tekrar karıştırıyoruz. Ne yaptık? Yağımızı koyduk tenceremize. Ondan sonra domateslerimizi içine ilave ettik. Domateslerimizi iyice kavurduk. Domateslerimizi kavurduktan sonra tavuk suyu veya da varsa da et suyu güzelce bir şekilde üzerine ilave ediyoruz. Bunları da üzerine ilave ettikten sonra şimdi biraz kaynasın. Ondan sonra bir su bardağı kadar ince bulgurumuzu içine ilave edeceğiz. Tekrar beraber bunlar iyice bir kaynayacak. Kaynadı. Özleştikten sonra bulgurlarımız piştikten sonra çorbamız hazırlanmış olacak sevgililerim. Ondan sonra hemen servise alacağız. Evet, şu an bakursa kaynamaya tamam. Başladı. İstersen şöyle, bulguları da at. Şöyle bulgurumuzu da içine ilave edelim. Yavaş yavaş siz karıştırın Ayşegül Hanım. Evet. Bunu sürekli karıştırmak gerekiyor mu yoksa kapağını kapatıp o şekilde bekletebiliyor muyuz? Bulgular alta çöktüğü için karıştırmamız gerekiyor Ayşegül Hanım. Tamam. O zaman şöyle yavaş yavaş ne yapalım? Çorbayı karıştıralım. Karıştıralım tabii ki. Fırınımızda şimdi sebzeli ciğer güveçlerimiz de çıkacak. Afiyet olsun. Son kaç dakikamız var? Devam mı edelim? Türkü mü söyleyeyim? Hemen türkü söyleyeceğiz ama şöyle bir kapanışı yapalım. Tamam. Yaman Bey çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza efendim, sağlık. Ben teşekkür ederim. Devam edeceksiniz inşallah ama önce türkü sonra yemek. Evet. Her şeyin bir bedeli var biliyorsunuz. Ayşegül Hanım size sevgili Abdullah Usta'ya çok teşekkür ettim. Biz çok teşekkür Rejide, kameranın arkasında olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Ekranların başında bizi izleyen bütün herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Burada bulunmaktan, sizlerle beraber olmaktan mutluluk duydum. Buraya olsun. Geldiğimiz zaman ust samimiyetlik tabii ki sizden geliyor. Biz çok rahatız. Allah razı olsun. Onun için ben herkese teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Sizlere ayağınızı yordu, buraya kadar sizleri yorduk. Evet, ayağınıza sağlık diyoruz. Eşinize bol bol selamlar. İnşallah bir dahaki sefere kendisini de buraya bekliyoruz. Ust ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Hepsi birbirinden güzel oldu. Sevgili izleyenlerim size çok teşekkür ediyoruz. Yine her gün böyle evlerinize konuk ediyorsunuz bizleri. Güzel lezzetlerle sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Evet sakın sevgili izleyenler yine güzel bir günün sonuna geldi. Sizler kadar güzel bir günün. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. İsterseniz orada. Fark etmez evet. Kolay kurulumu. Hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.